Ay vallahi bacaklarımda derman olsa şimdi bir daha kalkıp şıkkır şıkkır göbek atacağım. Ama neyse, bir göbeklik dermanımı artık minik kuşumun düğününe saklıyorum. Masarımın düğününde mutlaka oynayacağım, mutlaka. Tabii tabii. Senin gözünde yıllar yılı evlenmelik ve düğününde göbek atmalık tek evladının abim olduğu nasıl da belli. Ah ah, kaderimiz Meryem Ana ile aynıymış, aynı. Ama sus sus. Hı. Ay, vır konuşup da tansiyonumu yükseltme benim şimdi. Kalk hadi kalk, git Reyhan'ı bul. Söyle ona nikah işlemlerine hemen başlasın. Ah, Reyhan mı? Hı. Ama ben onu uzun zamandır görmüyorum ki. Nerededir acaba? Hem bakalım kızı bulsak abimle evlenmeyi kabul edecek mi? Unutuyorsun galiba. Kız abimle 39 kere nikah masasına oturup 39 kere evlenemeden kalktı. Eder. Reyhan abinle evlenmeyi her zaman kabul eder. İyi, ben Reyhan'ı bulayım. Belki o zaman sıra bana gelir. Aa, bir yanık kokusu mu var? Aa, anne sakın senin fırına koyduğun kek yanıyor olmasın. Hı? Ben kek mi yapıyordum? Evet, unuttun mu yoksa? Allah Allah, unutmuşum vallahi. Ay hiçbir şey hatırlamıyorum. Ay gidip bakayım bari. Hani ben seni hemen götüreyim. Ay, acaba bu sefer nasıl bir tip yapsam kendime? Sarışın oldum, esmer oldum, kızıl oldum. Pazarlamacı kız oldum, bankacı kız oldum. Hostes, ayakkabı boyacısı. Her kılığa girdim. Bekle beni müfik bey. Bu sefer sana yepyeni bir tiple geliyorum. Ay ne var? Ay onlar nereden bakayım? Ay bak oralardadır. Zavallı kek John Hamley'le sövsün diye buzdolabına kaçmıştır. İnşallah doğru yere gelmişimdir. Ya kızcağız başka bir yeri söylediyse ben yanlış duyduysam? İnsanların kulağı da diğer organlarıyla aynı hızda yaşlanınca böyle şeyler olabiliyor tabii. Garson be evladım, bakar mısın? Buyurun. Bana bir bardak taze portakal suyu getirir misin? Ama siz az önce havuç suyu siparişi vermiştiniz. Havuç suyunuz hazırlanıyor efendim. Ha öyle mi? Evet. İyi, peki tamam peki. Siz müfik beysiniz değil mi? Evet efendim, siz de... Değil mi? oturun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay müfik bey, tahmin ettiğimden çok daha gençmişsiniz. Öyle mi? Açıkçası buruş bir herifle karşılaşacağımı zannediyordum. Ama maşallah siz yeni ütülenmiş bir pantolon gibisiniz. İzninizle şu dil altı hapımı alayım da, yani heyecanlanınca biraz kalbim sıkıştı. Tabii, buyurun hanımefendi. Garson bey evladım. Buyurun efendim. Bize taze sıkılmış iki bardak greyfurt suyu getirir misin evladım? Ama az önce vişne suyu sipariş vermiştiniz. Arkadaşlar içeride sıkıyor. İptal mi edelim efendim? Aa, öyle mi? İptal etmeyin bari. Vişneleri teker teker sıkmak hayli zaman alıyor. Onun için biraz geç kaldı. Şimdi gelir efendim. Peki. Artık iniş için kendime daha yumuşak yerler seçmem gerekiyor. Bizim yaşlı binbir surat, Masar'ın salak arkadaşı Müfit'i yine kandırıyor. Ay diyorum ki Müfit Bey, hiç vakit kaybetmeden gidip bir an önce evlenelim, ne dersiniz? Bilmem ki, biraz acele etmiş olmaz mıyız? Yani daha birbirimizi yeterince tanımıyoruz. Vallahi yaşımız birbirimizi uzun uzun tanımaya pek de müsait değil bence Müfit Bey. Zaten şunun şurasında azıcık bir ömrümüz kalmış, onu da birbirimizi tanımaya çalışmakla geçirmeyelim. Sonra birbirimizi tanımanın binlerce yolu var Müfit Bey. Mesela Kama Sutra'yı bilir misiniz? Hayır bilmiyorum ama siz öğretirsiniz inşallah. Arkadaşlar lahana suyunuzu sıkıyorlar. Birazdan getiririm efendim. Aman iyi aman bir şeyler getirin de ne suyu olursa olsun. Artık Müfit Bey'e bazı gerçekleri göstermenin zamanı geldi. Ya Müfit Bey. Böyle bir moral eğlencesine ihtiyacım vardı. Müzik
Pırasa sularınız şimdi geliyor hanımefendi. Arkadaşlar mutfakta hazır. Ama senin de suyunu yapmayın çıksın. Mikrop herif bizimle uğraşmıyor, utanmıyor musun? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık.